Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba gençler. Bugün sizlerle küresel aynalar geliştirici test 1 çözümleri ile beraberiz. Bakın ilk sorumuzda asal eksenleri çakışık olan çukur ve tümsek aynaların odak uzaklıkları FC ve FT'dir. Çukur aynalara asal eksene paralel olarak çukur aynaya asal eksene paralel olarak gönderilen I ışını şekildeki yolu izlediğine göre FC'nin FT'ye oranı nedir diye sorulmuş gençler. Şimdi öncelikle bölmeler arası uzaklıklar eşit bakın. Bölmeler arası uzaklıklar eşit. Mesela diyelim ki her bir bölmeye biz A diyelim gençler. Bakın buraların her bir bölmesi birbirlerine eşit ve A kadar. Peki çukur aynanın asal eksenine paralel gelen ışının hedefi neresidir? Odaktır. Demek ki bu nokta, bakın bu nokta çukur aynanın odak noktası. FC yani. Peki tam buraya giderken gençler karşısına kim çıkmış? Bakın bir tümsek ayna çıkmış. Peki tümsek aynaya çarptığı anda ne yapmış? Kendi üzerinden geri dönmüş. Bakın kendi üzerinden geri dönmüş. Peki o halde bu nokta aynı zamanda tümsek aynanın da neresidir? Merkezidir. Yani burası tümsek aynanın merkezidir. Çünkü bir tümsek aynaya merkez doğrusuna gelen bir ışın kendi üzerinden geri döner. Bu durumda buradaki çukur aynanın odak uzaklığı kaç birim oluyor? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 A birim. Peki tümsek aynanın merkezi 2 A ise tümsek aynanın odağı kaç A'dır gençler? 1 A olur. O halde 6 A'nın A'ya oranından oranımız ne çıkar? 6 çıkar. Doğru cevap A seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Birincisinde çukur aynada bir cismin görüntüsünün boyu cisimden büyük olamaz demiş. Bakın çukur aynada bir cismin görüntüsünün boyu cisimden büyük olamaz. Bakın bu ifade doğru mudur diye soruyor. Şöyle bir çukur ayna alalım gençler. Şurada olsun. Peki bakın bu bizim bir çukur aynamız. Çukur aynanın odak noktası burası, merkezde burası olsun. Çukur aynada cismin görüntüsünün boyu cismin boyundan büyük olamaz demiş. Olur gençler. Peki hangi durumda olur? Örneğin mesela bizim cismimiz odakla merkez arasında ise yani 1,5 F'te ise ve boyu H'sa görüntünün yeri neresidir? 3 F'tir. Boyu da ne olacaktır? 2 H olacaktır. Ne oldu? Bakın cismin görüntüsünün boyu cisimden büyük olamaz demiş. Cisimden büyük oldu. Değil mi gençler? O halde bizim birinci öncülümüz yanlış. Aynısı gibi yine bakın şurada olsaydı da öyle olacaktı. İşte bir çukur aynada F/2'de bizim cismimiz varsa ve boyu H'sa görüntüsünün boyu aynadan F kadar uzaklıkta olacak ve görüntünün boyu da 2 H kadar olacak. Demek ki bu da geçerli olurmuş. O halde birinci öncül yanlış. İkincisi aynı boyuttaki çukur ve tümsek aynadan tümsek aynanın görüş alanı çukur aynanın görüş alanından daha büyüktür bakın. Aynı boyuttaki çukur ve tümsek aynadan diyor. Tümsek aynanın görüş alanı çukur aynanın görüş alanından daha büyük. Doğru gençler çünkü tümsek ayna gelen ışınları ne yapar? Dağıtır. Ama çukur ayna ise gelen ışınları toplar. Bakın şurası asal eksen kabul edelim. Aynı boyutta bizim bir tümsek aynamız var. Bakın böyle bir tümsek ayna var. Peki tümsek aynada cisim nerede olursa olsun görüntü her zaman odakla ayna arasındaydı. Mesela şurada bir gözümüz var bakın. Burada bir göz var. Peki F kadar uzaklıkta bizim gözümüz
bir tümsek aynaya baktığı zaman bunun görüntüsü nerededir? F bölü 2'dir. Görüntü göz buradadır bakın gençler. Görüntü gözden aynanın iki ucuna siz ışın gönderdiğiniz zaman o halde bunun görüş alanı bakın buralar olacaktır. Demek ki görüş alanı böyledir. Yani büyük bir görüş alanı vardır. Peki aynı boyutlarda biz bir çukur ayna düşünsek. Bakın şu bizim çukur aynamız. Peki bir çukur aynada şurası odak. Peki biz buradan bakmış olsak. Burada F bölü 2'de bizim bir gözümüz olsa. Peki F bölü 2'deki bir cismin görüntüsü aynanın arkasında eksi F değil midir? Demek ki görüntü göz nerede olacak? Aynanın arkasında F kadar uzaklıkta olacaktı bakın gençler. Peki buradan aynanın iki ucuna ben ışın gönderdiğim zaman bakın görüş alanı böyle olacak. Bakın görüş alanı şuradan başladı. Ama dikkat ederseniz buradaki tümsek aynadaki görüş alanı çok daha fazla oldu. Aynı boyuttaki çukur ve tümsek aynalardan tümsek aynanın görüş alanı çukur aynanın görüş alanından daha fazladır. Bakın burada F bölü 2 bakın aynadan F bölü 2 uzaklığından itibaren buradaki açılar büyümeye başlıyor. Burada ise aynaya F kadar uzaklıktan itibaren büyümeye başlıyor. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela şurayı F bölü 2 alsam gençler. O zaman bakın şuradaki mavi ile bak karşılaştırmayı böyle yapabilirsiniz. Mavi ile kırmızı arasındaki mesafeden siz tümsek aynanın görüş alanının çukur aynanın görüş alanından daha büyük olduğunu ispatını yapabilirsiniz. Üçüncüsü demiş ki bakın burada tümsek aynada gerçek görüntü oluşmaz. Doğru gençler. Tümsek aynada bütün görüntüler nerededir? Odakla ayna arasındadır ve görüntülerin hepsi de nedir gençler? Sanaldır. O halde gerçek görüntü oluşmaz ifadesi doğrudur. Doğru cevabımız 2 ve 3 E seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada çukur aynanın merkezine konulan cismin görüntüsünün boyu H1'dir. Cisim K noktasına getirildiğinde ise oluşan görüntü boyu H2 olmaktadır. Buna göre H1'in H2'ye oranı nedir diye sorulmuş. Demek ki çukur aynanın merkezinde bizim bir cismimiz var. Peki bu cismin boyu H. Peki bir çukur aynada merkezdeki bir cismin görüntüsü yine merkezdedir. Bakın gerçektir. Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir, terstir ve gözle görülmez gençler. Demek ki buradaki H1 boyu ne kadardır? H kadardır. Şimdi gelelim H2'ye gençler. Peki bu cisim buradan alınıp nereye getirilmiş? Bakın K noktasına getirilmiş. Peki buna da biz cisim 1 diyelim. Boyu yine H. Peki burası neresi bakın gençler? Burası çukur aynanın 1,5 F'i. Peki 1,5 F'deki bir cismin görüntüsü neredeydi gençler? 3 F'deydi. Cismin boyu H ise görüntünün boyu ne kadar olacaktır? 2 H olacaktır. Bakın bu da görüntü 1. Bu da 2 H'tır. Demek ki H2 boyu nedir? 2 H'tır. Peki biz bunları oranlarsak o halde ne çıkar? 1 bölü 2 çıkar. Doğru cevap C seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada asal ekseni şekildeki gibi olan bir küresel ayna tepe noktası M'ye gelecek şekilde konulduğunda K noktasına konulan bir cismin görüntüsü N noktasında olmaktadır. Bakın K'ya konulan bir cismin görüntüsü N'de olmaktadır. Demek ki cisim ile görüntü arasında ne olacak gençler? Ayna olacak. Buna göre aynanın türü ve odak noktası için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Bakın aynanın türü ve odak noktası için. Şimdi bir defa cisim ile görüntü arasında ayna olacaksa ve cisim bakın şöyle diyelim M noktasında bizim aynanın tepesi olacak. Ama burada hangi ayna olduğunu bilmiyoruz. Fakat bir şeye dikkat edecek olursak bakın cisim K'da olacakmış bakın. Cisim K'da. Peki cisim K'da iken burada cismimiz var. Görüntüde N'de oluşacakmış bakın. N'de oluştuğuna göre
Görüntünün aynaya olan uzaklığı az. Cismin aynaya olan uzaklığı fazla. Bu neyi nerededir bakın gençler? Bir tek durum için geçerli. O da tümsek ayna için. Bakın tümsek aynada aynaya iki birimdeki olan bir cismin görüntüsü bir birimdedir. Cismin boyu 2 haçsa görüntü boyu haçtır. Cisim burada ise görüntü sanaldır ve gözle görünendir bakın gençler. O halde ne olması lazım? Tümsek ayna olması lazım. Peki odak noktası için ne denebilir demiş. Aynanın türü bir defa aynanın türü tümsek aynadır gençler. Peki odak noktası neresidir? Burası aynaya F kadar uzaklıktaki bir cismin görüntüsü. Aynanın arkasında F bölü 2'de. O zaman burası da nedir? F bölü 2 çünkü bölmeler eşit demiş. O zaman P noktası aynanın neresidir gençler? Odak noktasıdır. O zaman P'de ne olacak? Odak olacak. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada tümsek aynaya gönderilen I ışık ışını şekildeki yolu izlemektedir. I ışık ışınının kendi üzerinden geri dönebilmesi için yukarıdaki işlemlerden hangisi tek başına yapılabilir? Bakın ışının kendi üzerinden geri dönmesi için diyor. Bir defa bu ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için nasıl gelmesi lazım? Aynanın merkezini hedeflemesi lazım bakın gençler. Bizim böyle bir tümsek aynamız var. Bakın burası tümsek aynanın odak noktası. Burası ise merkez noktası. Bir ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için aynanın merkezi hedefleyecek şekilde gelmesi gerekir. Merkez doğrusuna gelen bir ışın küresel yüzeye dik geldiği için kendi üzerinden tekrar geri döner. O halde şimdi birinci öncülü okuyalım gençler. Ha bir de buna bakalım. Burada bizim ışın nasıl gelmiş bakın. Böyle gelmiş. Bakın asal eksene de paralel gitmiş. Bakın bunu vermemiş ama paralel diyelim. Demek ki odak doğrusuna gelmiş. Burası da merkez ve asal eksene paralel gitmiş. Buna göre bakın birinci öncülde demiş ki aynanın eğrilik yarıçapı azaltılmalıdır demiş bakın. Aynanın eğrilik yarıçapı neresidir? Bakın burasıdır. Aynanın eğrilik yarıçapı işte burasıdır. Yani R ne demektir? Aynanın eğrilik yarıçapıdır. Peki odak uzaklığı nedir? Eğrilik yarıçapının da yarısıdır. Peki biz aynanın eğrilik yarıçapını azalttığımız zaman ne oluyor bakın? Bakın şurada göstereyim. Burası aynanın eğrilik yarıçapı. Demek ki buradaki R ne demektir? Aynanın eğrilik yarıçapı demektir. Peki ben bunu uzaltıp bakın şu da şu kırmızıyla çizdiğimde gelen ışın bakın gençler. Bakın bu da gelen ışın. Gelen ışın. Peki ben gelen ışını merkezine düşürmem gerekiyor. O zaman bu M'yi ben ne yapmam lazım? Buraya getirmem lazım. Peki aynanın eğrilik yarıçapını azaltırsa M buraya gelir mi? Gelir. Geldiği zaman da ışın merkez doğrusuna gelmez mi? Gelir. O zaman da kendi üzerinden geri yansır. Demek ki bir olurmuş gençler. İkinci öncüle bakalım. I ışınının geliş doğrultusunu değiştirmeden aynayı bir yönünde çekmek diyor bakın. Aynayı bir yönde çekmek. Peki I ışınının geliş doğrultusunu değiştirmeden biz aynayı bir yönde çektiğimiz zaman ne olur bakın. Aynayı bir yönde nasıl çekebiliriz gençler? Şöyle yapabiliriz. Demek ki şu geliş doğrusu bakın bu şekilde. Aynayı biz bir yönünde çektiğimiz zaman. Mesela şurası F kadar ya gençler. Peki ben bu aynayı F kadar çeksem. Yani aynayı şu noktaya getirsem. Bakın mavi gibi ayna yapsam. Yani siz şu kırmızıyı görmeyeceksiniz. Peki biz bunu mavi gibi yaptığımız zaman burası odaksa burası da bu sefer merkezi olmaz mı? Peki bizim bu maviye bakın ne yapmış? Merkezi hedefleyecek şekilde gelmiş olacak bakın. Tamamıyla mavileri düşünüyorsunuz. Merkezi hedefleyecek şekilde gelirse küresel yüzeye dik gelmez mi? Dik gelirse de kendi üzerinden geri yansır. Demek ki ikinci öncül de olurmuş gençler. Üçüncüsüne bakıyoruz.
Demiş ki ığ ışınının geliş doğrusu değiştirmeden aynayı iki yönde çekmek. Bakın iki yönde çekmek olmaz. Niye? Çünkü bir yönde çekildiği zaman biz ışını merkeze düşürmemiz lazım. İki yönde çekildiği zaman ışın merkeze düşmez ve kendi üzerinden geri yansımaz. O halde bizim doğru cevabımız gençler C seçeneği olur. Evet, burada gençler bu sorularımızda özel ışınlar üzerine durduk. Hem küresel aynada hem de çukur aynadaki özel ışınlardan bahsettik. Yine tümsek aynada görüntünün her zaman ayna ile odak arasında olduğunu ve küçük olduğundan bahsettik. Yine bir çukur aynadaki görüntünün boyunun cismin boyundan büyük olduğundan bahsettik. Ve yine en son sorumuzda ise yine bir tümsek aynada merkez doğrusuna gelen bir ışının kendi üzerinden geri yansımasından bahsetmiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.